Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Merkez Bankası'nın yapmış olduğu para politikaları kurulu toplantısında 0.70 bas puan faizlerde bir indirime gidildi. 0.70 bas puan faizlerde indirime gidilmesi ne anlama geliyor? Hep birlikte sizinle bunu bir önce konuşalım. Arkadaşlar, bu 0.70 bas puanlık faiz indirimi şu an 11.85 düzeyinde olan enflasyonun, bankaya yatırdığınız paranızın, eğer ki enflasyon 11.85 seviyesi altlarına çekilemezse, yıllık bazda alacağınız parada eksi faiz almanızın karşılığı demek oluyor. Merkez Bankası'ndan bu hamleyi aslında beklemezdim ben. Daha çok Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmeyeceğini düşünüyordum. Çünkü yavaş yavaş piyasaların dengelendiğini düşünüyordum. Fakat bu son hamle, tabii Merkez Bankası yapacağı hamleyi bizden daha iyi bilir ama biraz acemice oldu gibi geliyor bana. Dolar kuruna baktığımız zaman da arkadaşlar 84, 5.84 altına şu an itibariyle pek inmek istemeyen bir dolar gibi var gibi görüyoruz. Biliyorsunuz bizim için şurada bir 5.84'te kritik bir seviyemiz vardı. 5.84'ten geçen önemli bir destek seviyemiz vardı. Bu 5.84 seviyesi şu an itibariyle sağlam bir destek olma görevini hala sürdürüyor. 5.84 altına da arkadaşlar, eğer ki ola ki dolar sarkabilirse de, sarkarsa da 5.84 altında maksimum bence gideceği seviye 5.80 seviyesidir. O yüzdendir bankadan işlem yapan arkadaşlar makas aralıklarını da düşünüp, makas farklarını da düşünüp bu 5.84 kırılsa bile, aşağıya doğru kırılsa bile pek bu seviyelerden yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla al satlara girmesini tavsiye etmiyorum. Tabii son karar size aittir arkadaşlar. Sizin kendi bileceğiniz iştir bu. Şuradan da tepeleri birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar dolarda artık bu 5.84 aralığından yavaş yavaş yukarıya doğru hareketler benim beklentim. Biliyorsunuz dolar TL'de ana hedefim 6.25 seviyesi. Daha kısa ve orta bazlı 6.25 seviyem var. 5.84 dediğim gibi arkadaşlar, eğer olur da aşağı yönlü kırılabilirse bir 5.80'e gideri var dolar TL'nin. Fakat 5.80 6.25 aralığı 5.84 veya kırılmazsa 5.84. Çünkü artık stokastik indikatörüne de baktığımızda arkadaşlar dip seviyelerde olduğunu görüyoruz. Stokastik de artık saatlik bazlarda bir düzeltmesini yapmış gibi görünüyor. Buralarda 5.84'lü seviyelerde. Artık dediğim gibi arkadaşlar 5.84 seviyesi takibimizde olacak. 5.84'ün üstünde şurada önemli bir artık 5.92 direncimiz var. 5.92 direncimiz yukarı doğru aşılabilirse 5.97. Hatta bunu şu şekilde de yorumlayabiliriz. 6.25 sürecine nasıl gideceğiz diye. 5.97'den de arkadaşlar 6.25 sürecine doğru artık dolar TL'nin buralarda hareket edeceğini düşünüyorum. 5.84'de aşağıya doğru kırılırsa panik yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü artık 5.80 6.25 aralığı beklentimiz haline gelmiştir. 5.84 benim için çok önemli. 5.84'ün kırılacağını da pek düşünmüyorum ben arkadaşlar. Kendi şahsım öngörülerim adına. O yüzdendir dolar TL'de bekle gör politikası uygulayacağız. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Zaten 5.84 altına indiği zaman da tekrardan alımlarla karşılaşan bir dolar kuru görüyoruz. Şimdi dolar TL kurunda arkadaşlar asıl bizim dikkat etmemiz gereken şurada haftalıkta takip ettiğimiz
çanak oluşumumuz var biliyorsunuz. Bu buradaki oluşumun yukarı patlamaması için benim tahminim Merkez Bankası bunu zamana yayıyor. Fakat ne kadar da bunu zamana yaymaya çalışsa da Merkez Bankası bundan pek kurtuluş yok gibi gözüküyor. Bu çanak haftalıkta olduğu için arkadaşlar büyük bir ihtimal çalışması beklenir. Çünkü bu tür çanaklar görüyorsunuz arkadaşlar şurada bir çanak oluşumumuz var. Şurada da bir zamana yayılmış kulbumuz var. Şimdi burada 6.25 beklememizin nedeni arkadaşlar çanağımızın üst kısmı 6.25 seviyesinden geçiyor. Şuradaki 6.25 seviyesinden geçiyor. Alt tarafımız da 5.80'li seviyelerde. Yani bu 5.80 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe dolar TL'de bizim 6.25 beklememizin nedeni buradaki çanağın kulbundan kaynaklı teknik olarak beklentimiz. Evet şuradaki görüyorsunuz arkadaşlar çanağımız. Üstünden dumanlar da çıkmaya başladı artık. Kulbumuzun da artık gidecek fazla bir yeri de yok arkadaşlar. Bu seviyelerde sakinliğimizi korumalı. Yatırımcı olarak sakinliğimizi korumalı. En azından 6.25 seviyesini ilk etapta beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmaması koşuluyla. Şöyle bir durum da var arkadaşlar. Dolar TL'de. 6.25 seviyesi kırılınca ne olacak dolar TL'de? Evet. Şuradaki 6.25 seviyesi de arkadaşlar çanak yukarıya doğru kırılırsa dolar TL'de kaçış olmayacak bir süreç 7.20 süreci olacaktır. Çünkü şuradaki çanağın hedefi arkadaşlar 7.20 seviyesinden geçiyor. Evet görüyorsunuz. Bariz bir şekilde çanak oluşumu mevcut. Çanağın kulbu zamana karşı yayılmış vaziyette. Yani bu çanak buradan da patlayabilirdi arkadaşlar. Buradan da patlayabilirdi. Fakat bunu Merkez Bankası güzel yönetti. Ve bunu zaman içinde sürece yaydı arkadaşlar. O şekilde okuyabiliriz. Fakat bu sürecin de artık son kısımlarındayız. Çanağın kulp kısmı iyice daralmış vaziyette. İlk etapta benim beklentim dolar TL'de arkadaşlar 5.80 altına inilmedikçe. Yani 5.84 bizim için daha doğrusu benim için kuvvetli bir destek. Onun altında daha kuvvetli 5.80. Zaten şu an dolar da 5.85 seviyelerinde. Buralardan bir satıma da girseniz 5.80 makas aralığınızı kurtarmaz. O yüzdendir şuradaki kuvvetli desteklerden ilk etapta 6.25 seviyesi dolarda beklenmeli diye düşünüyorum kendi adıma. 6.25'te bir dirençle karşılaşacağımız kesin arkadaşlar. 6.25'te bir direnç, bir defans göreceğiz. Fakat kuvvetli bir hacimle de bu 6.25 kırılırsa arkadaşlar, kırılabilirse o zaman da 6.54'e kadar bu mum uzayabilir. Bu seviyede de 6.25'li seviye yukarı doğru kırılımını hızlı bir mum, kuvvetli bir mumla yakalayabilirsek de bu sefer ne yaparız? İş süren stopumuzu 6.25 seviyesine koyup yukarıdaki 6.54 seviyesini beklemeye başlarız. Tabii bu ileriki süreçlerde takip edeceğimiz bir süreç. Bunu sizlerle birlikte tekrardan takibini yaparız. Videolarımızla da takibini yaparız. Unutmayın arkadaşlar hiçbir formasyonun olabilirliği %100 değildir. Buradaki teknik analizimiz tamamen formasyona dayalı yapılmış bir teknik analiz. Çünkü teknik analizde biliyorsunuz arkadaşlar hedefler formasyonlar üzerinden gerçekleşir. Bizim de burada 6.25 bir direnç noktamız. Aşağıda 5.84 5.80'de kuvvetli bir destek bölgelerimiz olduğu için
Buradan 5.80, 5.84'lü civarlardan tekrardan 6.25'li seviyelere doğru yönünü dolar TL'nin çevireceği yönünde öngörümüz var. 6.25 kırılırsa da arkadaşlar zaten şuradaki alan, çanağın içindeki alan kadar yukarı dolar TL'nin gitmesi beklenir. Burada da hedef 7.20 seviyesi olur. Formasyonun çalışması durumunda tabi. Biz bu formasyonu takipteyiz. Anladığım kadarıyla Merkez Bankası da bunu takipte. Bu çanağı zamana yaymak istiyor ve bunu da başarmış durumda. Zaman içerisinde 6.25 ve 6.25 yukarı doğru kırılabilir. Buradaki kuvvetli destek aşılabilirse de dolar TL 7.20'ye doğru bir atak yapabilir. Fakat buralarda kalıcı olabilir mi? Bunu zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Ben pek 7.20'lerde kalıcı olacağını düşünmüyorum. Tekrardan buradan yönünü altılı seviyelere doğru çevirecektir. O yüzdendir çok dikkatle dolar TL kurunu takipte kalacağız. Adım adım formasyonlarımızı, öngörülerimizi takip edeceğiz. Sizler de en kısa zamanda finansal okur yazarlığınızı daha fazla geliştirin arkadaşlar. Ve kendi analizlerinizi kendiniz çizin. Evet, stokastik analizim indikatörümüzü de görüyorsunuz. Hala kuvvetli arkadaşlar. Haftalıkta kuvvetli. Şimdilik söylemek istediklerim dolar TL ile ilgili bunlar. Ekonomik haberleri, ekonomik verileri takipte kalacağız. Bir yatırımcı olarak bunları devamlı izleyeceğiz. Bunları da izledikten sonra arkadaşlar göreceksiniz her şey kendi kendine gelecektir. Evet, şurada bir bakın, görüyorsunuz haftalıkta bir 6.15 ve 6.25'li seviyemiz var. Çanak seviyesi. Bu önemli takip edeceğimiz yerlerden biri. 6.15 ve 6.25 kısa da. Şimdilik anlatmak istediklerim bunlardan ibarettir arkadaşlar. Ana hedefimiz kısa da 6.25, uzunda 7.20 seviyesidir dolar TL'de. Formasyonumuz çanak kulp formasyonumuz, takipte kalacağımız formasyonumuz. Şimdilik bunları takipteyiz. Ben de sizler için bunları takipte kalacağım. Kanalıma bir beğeni atarsanız ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerinden rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.